%3'te de %3'te bize market orası indirimimiz var. Bakalım buradaki oran biraz daha fazla. Ya burada pandemiz var. 11 Şubat istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu açıkladığından öncesi istiyoruz. Tamam, ben çıkarayım. Eskiye göre biraz indi ama yüksek oldu. İndim biraz. Bu kadeve indirimi fark etti. Biraz evet kadeve. Ayın 14'ünde önceki sattığımız fiyat 50 lira. Tamam. Şu anda? 45'e düştü. Evet. 15'inde tekrar güncelleme geldi. 47, zam mı geldi? Evet. 47'ye, yani fiyatımız değişti, 47 lira oldu. Ne değişti o zaman? Eski fiyat burada 45'miş. Yeni fiyat 47. O ayın 15'inde tekrar değişti. 15'inde diyoruz. Hani eski fiyat 45 iken nasıl eksilmesi gerekirken yeni fiyat 60 burada. Önceki fiyatımız... Şunun şeylerini bir inceleyelim. Alış faturalarını bir inceleyelim. Bakalım alış faturalarında bir değişiklik var mı? Anladım. Alış faturasında bir değişiklik yoksa, kafadan zam yapıyorsa, anladım, o zaman ona göre işlem yapalım. Tamam. Son üçün kala topluyor musun? Evet, genelde topluyoruz. Genelde. Evet. Peki, şunun son kullanma tarihi kaç bakalım? Gelecek gidip 2. ayın 16'sı. Bugün ayın kaçı? 17'si. Geçmiş. Gözden geçip kaçmış demek. Nasıl kaçıyor? Şimdi vatandaş aldı bu ürünü. Son kullanma tarihine bakmadı. Gitti, doğru, yedi. Zehirlendi. Doğru başlıyor. Zarar gördü. Ne olacak? Yani bu gözden kaçmış demekle ifade edilecek bir şey değil. Gözden kaçmayacak. Bu gözden kaçmamalı. Kesinlikle gözden kaçmamalı. Bununla ilgili işlem yapalım. Anlaşıldı başkan. Diğerlerinde hepsini kontrol edin. Anlaşıldı. Son kullanma tarihi. KDV indiriminden sonra fiyatlarınızı indirdiniz mi? Evet. Görebilir miyiz onları? Karşılaştırma yapalım. Bundan sonra fiyat. Şunu 37 de yazabilirsin, 38 de yazabilirsin. Hı hı. Bunun 36 olduğunu bizim test etmemiz lazım. Dolayısıyla o tarihte kestiğiniz fişleri bir çıkarın. Tamam. O tarihte gerçekten 36'ya mı satıyordunuz? Peki şunun son kullanma tarihi kaç? 17. Yani kaldırmamışsın. İşte bugün o kalkacak. Yani bir gün önce kaldırıyorsun. Sabah açılış saatleri bizim bu saatler. Şimdi defter kaldırmış. Az önce ne dedin? Bir gün önceden kaldırıyorsun dedin. Doğru. Aslında ama bak bunu bir gün önce kaldırmamışsın. Bunu dün kaldırmış olman gerekiyor. Yani ama son kullanma tarihi geçmiş ürün en üstte konulmuş. Sanki bilerek. Onu alsın gitsin. Alttakinin tarihi geçmemiş. Özellikle vatandaşlarımızın alışverişlerini hem güvenli bir şekilde yapabilmesi hem de fiyat kontrolü açısından Şahin Bey Belediyesi olarak 7/24 zabıta denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel gıda ürünlerinde KDV'yi %8'den 1'e indirmesiyle %7'lik fiyatlarda bir düşüş olması gerekiyordu. Bunların firmalar tarafından, marketler tarafından uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetlemek amacıyla zabıta ekiplerimizle aralıksız bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde 14 Şubat'tan önceki satılan ürünün fişini kontrol ederek, bugünkü fişle karşılaştırmasını yaparak arada gerçekten fiyat indirimi yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz. Çünkü başka türlü bunun anlaşılması mümkün değil. Şu anda bütün ürünlerde, temel gıda ürünlerinde, marketlerde zabıta ekiplerimiz bu araştırmayı yapıyorlar ve bulduğumuz tespitlerle ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Ayrıca bu vesileyle yine marketlerde satılan, son kullanma tarihi geçen ürün var mı yok mu, bunların da denetimini yapıyoruz. Az önce yapmış olduğumuz denetimlerde bazı son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını gördük ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemlere başladık. Vatandaşımız müşteri olsun, biz gerek marketler gerek gıda ürünü satan diğer iş yerleri zabıta ekiplerimiz tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde gelir. Ne yaptınız? Fiyatları indirdiniz mi? İndirdik başkanım. Ne kadar indirdiniz? Yani %7 olarak KDV'de indirdik. Evet. Temel gıdada. Mesela 7 gün öncesinden kalkması lazım. 7 gün önce? 7 gün öncesinde. Her önünde farklı. Son kullanma tarihi. Tarihinden 7 gün önce kalkması lazım. 7 gün önce. Evet. Kesin değil mi bu? Kesin. Herhangi bir kontrol ediyorsunuz. Kontrol ediyoruz. Her önünde farklı bu. Arkasında mesela tarihi yazıyor. Ürünün etiketinde de başkanım mesela burada 7 gün önce kalkması gerektiğini zaten bildiriyor. Bildiriyor. Her üründe yazıyor. Peki. Ben şimdi size bir soru soracağım. Bunun son kullanma tarihiniz mi? Oku bakayım. 2. ayın 13. 13.
2022. Bugün ayın kaçı? 17. Son kullanma tarihi üzerinden 4 gün geçmiş. Senin ifadene göre 7 gün önceden kalkması gerekiyor. Evet. Yani bu ürün 10 gün önce bu raftan kalkmış olması gerekiyor. Evet. Neden bu raf? Gözden kaçmış başkanım. Nasıl gözden kaçıyor? Şimdi birisi bunu aldı, yedi, zehirlendi. Ne olacak? Kim sorumlu? Biz. Ne? Hani kontrol ediyordunuz? Bu ürün gözden kaçmış başkanım. Hemen işlem yapalım buraya. Arkadaşlar. Anlaşıldı başkanım. Son kullanma tarihi 3 gün geçmiş mi? Anlaşıldı başkanım. Kendisinin ifadesi 7 gün önceden biz kaldırıyoruz diyor. Şu anda kendi ifadesiyle 10 gün üzerinden kalkması gereken ürün hala rafta duruyor. Anlaşıldı başkanım. Gerekli işlemleri yapalım. Hadi bu senin annen de olabilir. Baban da olabilir. Senin evladın da olabilir. Aynısı gitti başka bir markette senin başına da gelebilir. Ya bu gözden kaçacak bir şey değil. Kaçırmamanız.